Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem Hazirun. Bugün sizlerle yani 5 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan Kırık Testi yazısını paylaşmak istiyorum. Bu yazıda hocamıza sorulmuş bir soru var. Bu sorunun cevabı mahiyetinde bir kırık testi yazısı. Soru şu şekilde: zaman zaman sohbetlerde geçen hizmet tiryakiliği ifadesiyle kastedilen anlamlar nelerdir? Hizmet tiryakilerinin hususiyetleri nelerdir diye bir başlık var. Bu başlıktan sonra ben bu yazının ana hatlarını şu şekilde belirleyebildim. Birincisi, öncelikle hizmet tiryakiliğinin ne olduğu. Bunun dışında müminin hiçbir şeyin bağımlı olmaması gerektiği. Ardından hizmet tiryakilerinin hususiyetleri ve son olarak da sonuç cümlelerini ortaya koyarak bu sunumu bitirmeye gayret edeceğim. Şimdi hizmet tiryakiliğinin ne olduğunu tarife geldiğimiz zaman bu konuda birkaç tane farklı tarif olduğuna şahit oluyoruz. Öncelikle hizmet tiryakiliği şimdilerde adanmışlık kelimesiyle üstad zamanında üstadın etrafında halinen insanlar döneminden itibaren de vakıf sözcüğüyle dile getirilen mananın diğer adı olduğunu arz ediyor hocamız. Allah rızası için her zaman iman ve Kur'an hizmetine koşturma, vatana ve millete de faydalı olmaya çalışma, hep bu maksatla oturup kalkma, düşünüp proje oluşturma ve hatta sadece bu gayeyle okula gitme gibi manaları ihtiva eden bir tabir olduğunu söylüyor. En kestirme ifadeyle hizmet tiryakiliği, belirli bir gayeyi hayale adanma olduğunu bize aktarıyor. Eğer bir insan hizmet için düşünüyor, hizmet için oturuyor, hizmet için kalkıyor, hizmet için plan ve projeler oluşturuyorsa bu kişinin hizmet tiryakisi olduğunu söylemiş oluyor. Son olarak da farklı bir tarif daha yapıyor. Farklı bir tabirle hizmet tiryakiliği insanın bütün tavır ve davranışlarını Cenab-ı Hakk'ın rıza ve hoşnutluğuna bağlanması, sahip olduğu bütün güç ve imkanları onu insanlığa tanıtma uğrunda kullanması manasına geldiğini de bize aktarmış oluyor. Bu arada bir alt başlık olarak müminin hiçbir şeyin bağımlısı olmaması gerektiğini de bize öğretiyor. Aslında yaygın manasıyla tiryakilik güzel bir şey değildir diyor. Adetleri, alışkanlıkları ve tiryakilikleri terk edebilmek de hürriyetin ayrı bir yanını teşkil ettiğini, terkül adat minel muhlikat, yani adet ve tiryakilikleri terk etmek de öldüren faktörlerden biridir sözünü de ifade edildiği gibi, insanın alıştığı ve adeta bağımlısı haline geldiği şeylerden uzaklaşmasının çok zor olduğunu söylüyor. Yeme içme bağımlısı, uyku düşkünü, rahat tutkunu ve yuva meftunu olan insanların bunları muvakkaten de olsa terk etmeleri neredeyse imkansızdır diyor. Hatta kendisinden de örnekler veriyor. Diyor ki, işte diyor, benim çay tiryakiliğim, günde 3-4 defa çay içmeden yapamayışım da buna bir örnektir diyor. Oysa ki bir mümin en zor şartlar altında yaşamaya kendisini alıştırmalıdır ki bazı mahrumiyetler sebebiyle büyük sarsıntılar yaşamasın diyor. Bu mevzunun diğer önemli bir açılması gereken diğer önemli bir şey ise şudur. En kestirme ifadeyle kimi sigara, içki veya uyuşturucu gibi zararlı maddelerin tiryakisi olur. Kimi de günde 3 öğün yemenin, 3 defa çay veya kahve içmenin tiryakisi olur. Bunlar normalde mubah olan şeylerdir. Mubah nimetlerden istifade etmenin genel olarak insanın dinine, diyanetine herhangi bir zararı olduğu söylenemez. Bunu söylemek de doğru olmaz diye bize bu konuyu aktarıyor.
söz konusu hizmet tiryakiliği olunca bu bir zaafın ifadesi değildir. Bilakis ciddi bir gayret ve cehdin neticesinde elde edilecek yüce hasletlerdir diyor. Antiparantez bunları da bize aktarmış oluyor. Bu konudan sonra hizmet tiryakilerinin hususiyetlerini bize arz ediyor. Bu konuda 7 tane başlığımız var. Birincisi, hizmet tiryakileri mefkurelerine gönülden bağlıdırlar. Hizmet tiryakisi hayatını ilahi kelimetullah'a bağlar. Onun duygu düşüncesi hep şudur: Allah'ım, nam-ı celil-i ilahinin, ruhu revani Muhammedi'nin her yerde bir bayrak gibi dalgalanması yolunda hizmet edebileceksem eğer yaşamamın bir anlamı var der ve bunu ortaya koyar. Dünya işlerinden katı alaka etmekle değildir bu. Bilakis çalışırken ve kazanırken dahi hizmeti düşünmektir. O hangi işi yaparsa yapsın, ne tür imkanlara sahip olursa olsun, hangi makamlara yükselirse yükselsin, bütün bunları hak ve hakikate tercüman olabilme, ona sahip çıkabilme adına bir zemin olarak değerlendirmeye çalışır diyor hocamız. Bu konudaki ikinci söylenecek şey ise hizmet tiryakileri azim ve kararlıdırlar. Hizmet tiryakisi olabilmek için bir diğer ifadeyle azim ve kararlılık gerekmektedir. Bu ölçüde bir adanmışlık düşüncesine ulaşmak elbette kolay değildir. İlk başta ciddi bir azim ve kararlılıkla yola çıkma ihtiyacı vardır. Kişinin ilk etapta kendisini zorlaması, buna alışıncaya kadar karşılaşacağı zorluklara tahammül etmesi gerekir diyor. Bu konuda da geçmişten bir örnek veriyor. Bir arkadaşının ilk defa himmet verdiği zaman bir memurun maaş aldığı kadar bir şeyi vermesine rağmen bu konuda çok zorlandığını, sanki kalbimi çıkarıp verdim gibi demesine rağmen aynı zatın değişik imtihanlardan geçe geçe hizmet tiryakisini olduğunu, o ufka yükseldikten sonra da elinde avucunda ne varsa her şeyi Allah yolunda sarf ettiğini bize örnekleriyle söylemiş oluyor. Bu konuda söylenecek birkaç şey daha var. Kendilerini hizmete adamış öyle güzel insanlar tanıdım ki onların içinde bulunmaktan dolayı da kendimi hep bahtiyar addettim diyor. Bu arkadaşlar himmete çağrılmadıkları zaman dahi gönül koyanlardı. Biz niye unutulduk? Biz de vermek istiyorduk diyorlardı. Bazı esnaflar da bana geldi dediler ki dünyanın dört bir yanına hicretler oluyor bu eski dönemde. Öğretmenler hicret ediyor. Biz de hicret edelim diyerek bavullarını toplayıp gidiyorlardı. Demek ki Allah yolunda insanlığa hizmet etme düşüncesi onlarda bir yönüyle tiryakilik haline gelmişti. Onları sürekli bir cehd ve gayrete zorluyordu bu tiryakilik diyor. Bazı şeylerin tiryakisi olan insanları birdenbire onlardan uzaklaştırdığınızda ciddi sıkıntılar çektikleri, hezeyana girdikleri ve hatta bazı durumlarda öldükleri gibi hizmet tiryakilerini de bu işten kopardığınız zaman zannediyorum onlar çıldırırlar diyor. Üçüncü başlığımız ise bu konudaki tiryakiliği, yani hizmet tiryakiliğini ahlak haline getirmendir. Her devirde ihtiyacımız olan şey böyle bir anlayışı ahlak haline getirmektir. İçinde bulunduğumuz dairede farklı mertebelerde bunun yaşandığı ve benimsendiği bir gerçektir. İnşallah bir gün bu anlayış çok daha geniş bir dairede benimsenecektir diyor. Böyle bir anlayışın bağımlısı olan insanlar Allah'ın izni ve inayetiyle dünyanın dört bir yanında ocaklar tüttürecek, her yerde bu duygu ve düşüncenin neşv-i nema bulmasını sağlayacaklardır diyor. Bu konudaki diğer bir başlığımız ise istidat ve kabiliyetlerin çok iyi değerlendirilmesi. İnsanları birer hizmet tiryakisi haline getirmek çok önemli olduğu gibi hizmet tiryakisi olan insanların istidat ve kabiliyetlerinin çok iyi değerlendirilebilmesi de bir o kadar önemlidir. Herkesin kendisinden beklenen performansı ortaya koyabilmesi ve rentable bir şekilde koşturabilmesi ve gayretlerinin de semere meyve vermesi adına gerekli ortamların hazırlanması çok önemlidir. Kimsenin önünü kesmeme, kimseye gölge etmeme de çok önemlidir. Çok iyi bir iş taksimi yapılarak kimin hangi kulvarda koşabileceği çok iyi belirlenmelidir. Bunlarda mutlaka istişareye havale edilmeli, ortak akılla hareket edilmeli.
Evet, herkesin önü açılmalı, insanların sorumluluk alması sağlanmalı ve ortaya koydukları hizmetler de saygıyla karşılanmalıdır, takdir edilmelidir diyor. Bu konudaki en önemli başlıklardan birisi, belki de bu sohbetin yapılmasına sebep olan şeyin bu olduğunu ben düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Bu hizmet tiryakiliğinde büyüklere saygı ve hürmet gösterme meselesi. Bu konuyu şöyle açıyor hocamız. Bir eşiğe 50 sene baş koyma hafife alınacak bir şey değildir. Eğitim seviyesi her ne olursa olsun, hizmetin büyükleri saygı duyulacak hizmet abideleridir. Onlara saygıda kusur etmemek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Aleyküm bisünneti ve sünnetil hulefâir-râşidînel-mehdiyîn min ba'di addû aleyhâ bin nevâciz buyuruyor. Benim sünnetim ve benden sonraki raşid halifelerin sünnetine azı dişlerinizle sımsıkı sarılın dediği gibi, nasıl ki Hulefai Raşidine saygı duymamızı istiyor ve bu dinimizin de bir gereğidir. Buradan şunu işmam ediyor bize. Yani bana saygı duyuyorsanız, benim yolumdan gitmeyi istiyorsanız, benim etrafımda halkalanan, hizmete önden girmiş büyüklerinize de saygı gösterin, hürmet gösterin ve onları da kendinize rehber edinin demek istediğini düşünüyorum. Bu konudaki diğer önemli bir başlık ise, büyüklere saygı ve hürmetin yanında küçüklere de sevgi ve şefkatle kucaklanması meselesi. Büyüklerin tecrübe ve birikimlerinden istifade edilmeli. Gençlerin de dinamizm ve enerjilerinden, herkes her konumda istifade edilmeli. Herkesten her konumda istifade edilmeli. Herkes kendi konumuna göre değerlendirmeli. Efendimizin mübarek beyanlarında ifade ettiği gibi, "Men lem yerham sagirana ve yuvakbir kebirana leyse minna." Küçüklerine karşı şefkatle eğilmeyen, kucaklamayan, büyüklerine saygı hürmet göstermeyen bizden değildir buyuruyor Efendimiz. Kültür ve eğitim seviyeleri ne olursa olsun, büyüklere karşı fevkalade saygı ve hürmet gösterdiğimiz gibi, küçüklere karşı da sevgi ve şefkatle kucaklamalıyız onları. Yoksa gençler ömürlerini hizmete adamış hizmet abilerine gereken saygıyı göstermezler. Yaşını başını almış olanlar da gençlere "siz daha dünkü çocuklarsınız" der ve onları hafife alırlarsa bu yol böylece tıkanmış olur. Bununla beraber hem tecrübe ve kıdeme saygı duyulmalı, hem de genç ve şevkli insanların önleri açılmalıdır. Büyükler küçüklere yol verip onları teşvik etmeli. Küçükler de büyüklerine karşı hürmette kusur etmeyip onların tecrübelerinden istifade etmeye çalışmalıdırlar. Bu konudaki söylenecek şeylerden birisi de kabiliyet meselesi. Herkesin kabiliyetine göre istihdam edilmesi. Eğer diyor bir yerde bir tıkanma varsa, hizmetlerin yeniden canlanması adına bir bypass'a ihtiyaç var demektir. Bu konuda münasebetlerin bir daha gözden geçirilmesi, müzakere ve müşavere ruhunun yeniden canlandırılması gerekir. Mutlaka ama mutlaka herkesin kabiliyetine göre belirli mecralarda faaliyet göstermesine yardımcı olunmalıdır ki canlı ve dinç kalabilsinler. İşleyen uzuvlar gibi insanlar işledikleri sürece canlı kalırlar. Adaleleri güçlü olur. Allah'ın inayetiyle 80 yaşına da gelseler bir genç gibi tuttuklarını koparırlar. Eğer insanlar işlemezlerse bir süre sonra paslanma ve gevşemeler kaçınılmaz olacaktır. Adaleler ve sinir sistemi zayıflayacaktır. Hizmet tiryakiliği adına da herkese bir vazife vermek gerektiğini söylüyor. Son olarak da hizmet tiryakisinin, hizmetin hadimlerinin önlerine çıkacak önemli bir engel, şeytan hizmet hadimleriyle sürekli uğraşır diyor. Hazreti Pir Üstad'ın söylediği gibi, şeytanın mübarek bir hizmetin hadimleriyle çok uğraşacağını ifade etmesi gibi. Zira şeytanın düşmanlığı herkesin seviyesine göredir. Allah'ın dinine, diyanetine sahip çıkan ve onu yerinde temsil eden insanlar onun baş hasımlarıdır. Dolayısıyla kimi dine ihya etmeye azmetmiş, dini ihya etmeye azmetmiş, hizmete gönülden kendini vermiş ve bu işin tiryakisi olmuşsa, altını çizmek gerekir, şeytan onlarla çok uğraşacaktır. Sürekli onun başını döndürmeye, bakışını bulandırmaya ve onu malen yaniyetiye sevk etmeye çalışacaktır. Orucu demhanede,
Bayramı meyhanede, iftarı puthanede olan insanlarla şeytan niye uğraşsın ki? Enerjisini niye onlarla boşuna harcasın ki? O profesyonel bir müfsittir. Bu sebeple hizmet tiryakilerinin sürekli şeytandan Allah'a sığınmaları ve ondan gelebilecek şerarelere karşı her an teyakkuz halinde bulunmaları çok önemlidir. Bunları arz ettikten sonra bir sonuç olarak bir şeyler söylemek gerekirse şunları söyleyebiliriz. Hizmet tiryakiliği, adanmışlık ve belirli bir gayeye hayale adanma demektir. Hizmet tiryakiliği, Cenab-ı Hakk'ın rıza ve hoşnutluğuna bağlanmak, sahip olduğumuz bütün güç ve imkanları Allah'ı ve peygamberi insanlığa tanıtma uğrunda kullanılması demektir. Bunun dışında insan alıştığı ve bağımlısı haline geldiği şeylerden uzaklaşması çok zordur. Bundan dolayı mümin hizmet dışında hiçbir şeyin bağımlısı olmamalıdır. Terkül adat minel muhlikat, yani adet ve tiryakilikleri terk etmek öldüren faktörlerden biridir. Bir mümin en zor şartlar altında yaşamaya kendisini alıştırmalıdır ki bazı mahrumiyetler sebebiyle büyük sarsıntılar yaşamasın. Mefkûresine gönülden bağlı olanlar, bu yolda azim ve kararlı olanlar, tiryakiliği ahlak haline getirenler hizmet tiryakileridir. Hizmet tiryakileri ise istidat ve kabiliyetleri çok iyi değerlendirirler. Davaya ilk sıradan giren büyüklerine saygı ve hürmet gösterirler. Küçüklerine de sevgi ve şefkatle kucaklar ve herkesi kabiliyetine göre istihdam ederler. Fakat bilinmesi gereken bir şey vardır ki o da şeytanın hizmetin hadimleriyle çokça uğraşması demektir. Son olarak Allah bizi hizmetin tiryakisi eylesin. Hizmetten bir an olsun uzak etmesin. Hizmetin dışında tiryakisi olduğumuz şeylerle bizi imtihan etmesin. Şeytanın ve şeytanlaşmış insanların şerrinden de bizleri Rabbim muhafaza buyursun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru da'wana ve da'wahum enil hamdulillahi rabbil alamin.